Abdülkadir Selvi, Hürriyet Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Kılıçdaroğlu her konuşmasında Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok netleştiriyor. İş sadece adaylığını ilan etmeye kaldı. Şurası kesin. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iyice denklem dışı kaldı. CHP'den altılı masaya Kılıçdaroğlu dışında bir isim önerilmeyecek. Ancak bu noktada bir soru bir de sorun var. Hem de ciddi bir sorun. CHP İYİ Parti Kılıçdaroğlu ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiğinde Meral Akşener'in tavrı ne olacak? CHP Kılıçdaroğlu dışında bir isme hayır diyor. İyi Parti ise Kılıçdaroğlu ile seçim kazanılamaz diyor. İki hayırdan bir evet çıkar mı? Çıkmaz. Akşener ne yapar? Kılıçdaroğlu ismi masaya gelince Meral Akşener'in "Partime danışmam lazım." demesi bekleniyor. Akşener bu konuda tutarlı. Başından beri "kazanacak aday." diyor. Akşener hemen giki toplayacak, milletvekillerinin eğilimini alacak. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu isminin çıkması mucizelere kalmış durumda. Bu durumda Akşener altılı masaya dönüp "Benim partim Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını desteklemiyor." diyecek. Peki Akşener'in bu hamlesi CHP'ye geri adım attırır mı? Kılıçdaroğlu ekibi hiç o havada değil. Akşener'den böyle bir hamle bekliyorlar. İbre döndü. O zaman iş nereye gider? Çoklu adaya gider. İki gündür Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekler mi? Sorusuna yanıt arıyorum. Hayır yanıtını alıyorum. Bu durumda Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a aday gösterir mi diye soruyorum. Ona da net bir cevap alamıyorum. Ama görünen o ki İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'na rakip olmayı göze alamazlarsa İyi Parti bir aday çıkaracak. Peki bu kim olur? Orasını daha öğrenemedim. Çünkü belli değil. Akşener mi olur, başka bir isim mi olur, o tartışılıyor. Seçim tarihi belli oldu mu? muhalefet 6 Nisan'dan önce yapılacak seçime destek vereceğini ilan etti. 6 Nisan'dan önce seçime gidilirse muhalefete yarayan eski yasa geçerli olacak. İktidar da buna yanaşmıyor. Yani seçim yasasını niye çıkardık diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, ister zamanında yapılsın, ister öne alınsın, biz ikisine de varız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor diye konuştu. Seçim tarihiyle ilgili sunum AK Parti MYK toplantısında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz muhtemel seçim tarihleri üzerinde bir sunum yapıyor. Eski seçim yasası değil, yeni seçim yasasıyla gidilecek olan seçim tarihleri esas alınıyor. 9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihleri üzerinde duruluyor. Nisan ayında gidilecek seçimde kış şartları nedeniyle seçim propagandası nasıl yürütülür, Ramazan ayı nedeniyle oruçta kampanya nasıl olur gibi ihtimal üzerinde duruluyor. 18 Haziran'da bilindiği gibi hacca gideceklerle üniversite sınavları var. İki seçenek var. 18 Haziran haricinde seçimlerin öne alınmasının iki yolu var. 1. Ya 360 milletvekilinin desteğiyle seçimler öne alınacak, 2 ya da Cumhurbaşkanı meclisi feshedip seçime götürecek. Karar çıktı mı? Muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermezse geriye Cumhurbaşkanının seçime götürmesi seçeneği kalıyor. CHP ve İyi Parti ile konuştum. 6 Nisan öncesine destek veririz. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyiz diyorlar. AK Parti ve MYK toplantısına dönecek olursak. Peki bir karar alınmış mı? Bir seçim tarihi belirlenmiş mi? Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil sunumu izlemişler ama bir değerlendirme yapmamışlar. Eğer önümüzdeki günlerde bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olursa seçim tarihi orada belirlenebilir. Başörtüsüyle ilgili süreç. Başörtüsü serbestiyetini anayasal güvence altına alan anayasa değişikliği ile ilgili olarak Ocak ayının ikinci yarısında adım atılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği görüşmeleri başlamadan önce HDP dahil mecliste grubu bulunan partileri ziyaret edeceklerini açıklamıştı. Peki meclisteki tablo nasıl? Başörtüsüyle ilgili çağrıyı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı. İyi Parti'deki genel eğilim destek verilmesi yönünde. İyi Parti Başkanlık Divanıyla Milletvekillerinin ortak toplantısından da anayasa değişikliğine destek verilmesi kararı çıktı. CHP ve İyi Parti destek verdiği takdirde anayasa değişikliği konusunda bir risk gözükmüyor. Saraçhane'nin rövanşı. Riskli iki nokta var. 1 CHP, Meral Akşener'den Saraçhane'nin rövanşını almak için oylamaya katılmamayı tartışıyor. İyi Parti'yi iktidarla baş başa bırakalım. Böylece referanduma gidecek bir sonuç çıksın. Bunun sorumlusu Akşener olsun, diyorlar. 2. Meral Akşener ise Altılı Masa'nın anayasa değişikliğine destek vermesi gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu ile beldeki yemekte üzerinde durduğu ikinci konu bu olmuş. Akşener Erdoğan'ın eline başörtüsü kozunu vermemek için 400 milletvekili üzerinden bir destekle meclisten geçirilmesini istiyor. Güvence istiyor. 3. Ancak Akşener'in iktidardan beklediği bir güvence var. O da 400 milletvekilinin üzerindeki bir sayıyla meclisten geçerse Cumhurbaşkanı yine referanduma götürür mü? Akşener referanduma götürülmeyeceği konusunda güvence istiyor güvence verecek mi? 4. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 400'ün üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma götürmeyeceklerini söylemişti. Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında bu yönde bir güvence vermesi bekleniyor. Referandum olursa eğer CHP destek vermez Anayasa değişikliği AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin desteğiyle referanduma gidecek bir sayıyla kabul edilirse ne olur? İyi Parti, biz millete gideriz, destek verdik deriz. Bundan hayır oyu veren CHP zararlı çıkar görüşünde. İyi Parti referandumu da göze almış durumda. Siyasi geçmişi itibarıyla Akşener doğru yerde duruyor. Değişiklik olacak mı? başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği metninde yer alan hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı ibaresiyle ilgili CHP ve İyi Parti'nin bir bölümünde oluşmuş bir hassasiyet var. Bunu laiklik ilkesine aykırı buluyorlar. Meclisteki görüşmeler sırasında değiştirilmesini öneriyorlar. AK Parti böyle bir değişikliğe açık mı? Orasını mecliste göreceğiz. Abdülkadir Selvi Who he